Gençler merhabalar. Kazanım testi 11'i çözeceğiz bugün. Fakat 10. testte sizlere bir e, önceden soru bırakmamanız için bir uyarılarda bulunmuştum. Onlarda hani kazanım testi eşitsizliklere başladığımızdan itibaren hatta ilk testten şimdiye kadar ilk 10 testte çözemediğin soru varsa mutlaka önceki testleri aç. Tek tek onların çözümlerini izle. Ondan sonra buraya devam et. Çünkü bu testten itibaren eşitsizlik özellikleri 1 demiş bak burada. 2 var 3 var de diye devam ediyor. Testler bu şekilde devam edecek. Yani oradaki yapmış olduğumuz kuralların hepsi burada kullanacağız. Hepsini burada kullanacağız arkadaşlar. O yüzden bu testte bir sıkıntı yaşamamak için önceki testleri iyice pekiştirmiş olmanız lazım. Konuyu da tekrar ederseniz sizin için daha iyi olacaktır. Evet şimdi o zaman vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi birinci soruda x veya gerçek sayıları için x'in aralığını vermiş. Eksi 3 ile 5, 5 ile eşittir var. 1 ile 4, y'nin aralığı olduğuna göre 2x artı y toplamının değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Bak şimdi arkadaşım burada adam sana gerçek sayı ya da reel sayı derse sen bu x'in önünde 2 olduğu için bunu 2 ile genişleteceksin. Yani 2x aralığını bulacaksın önce. Bir yazalım. 2 ile genişletirken hepsini tek tek çarpıyorum. 2 kere 3, 6 ama e 6 küçüktür. 2x Çarpıyoruz hepsini. Evet evet çarpalım. 5 kere 2'den 10 geldi. Y'yi bir şeyle çarpmaya gerek var mı? Hayır. Y yi aynen altına yazarsın şöyle. Kopyala yapıştır yaptın. Şimdi bir de bunları ne yap biliyor musun? Taraf tarafa topla. Topla. Eksi 6 bir daha. Eksi 5. Evet. Küçüktür. Hatırlıyor musun? Diğer önceki testlerde bak küçüktür küçüktür olsa yine küçüktürdü. Ne zaman buraya eşittir koyabilirsin? Bunda da bunda da eşittir varsa o zaman eşittir koyabilirsin. Ortaya da 2x artı y diye yazacaksın yine küçüktür. Bak bunun eşittir yok. Toplarsan orası da 14 gelir. Eksi 5 de eşittir var mı? Ha, soru bitti bak. Soru bitti. Şimdi işaretleyeceğim. 2x artı y toplamı değer aralığı neymiş? Eksi 5 açık. 14. O da açık hocam. İşte vurdun cevabı Edirne'ye. Birinci soruyu çözdük geçtik. 2'ye geçelim. X ve Y tam sayıları için. Buraya Dikkat orada ne demişti? Reel sayı, gerçek sayı burada tam sayı. Tam sayı derse az önceki gibi aralık genişletemezsin. Ne yapacaksın? Değer seçeceksin. En büyük, en küçük istediğin değeri seçeceksin. Yine x'in aralığı eksi 3 ile 4 y'nin aralığı eksi 5 ile 9, 9'da eşitleri var. Buna göre x artı 2'ye toplamın alabileceği en küçük değer. Şimdi bak arkadaşım. Burada ne yapıyorum biliyor musun? x'in ve y'nin en küçük değerini bulayım. Götüreyim yerine yazayım. Sonra da cevabı bulayım diyeceğim. Bu şekilde çözeceğiz. Evet söyle bakayım şimdi bana. X'e en küçük kaç verebilirsin burada? Eksi 3 olabilir mi? Hayır. O zaman ne vereceksin? Eksi 2. Aynen. Eksi 2 x'in yerine yazılacak. Artı y'ye de küçük verelim. Eksi 5 olmuyorsa o zaman eksi 4 vereceksin tabii ki de. Yani sen tutup burada daha büyük sayılar vermedi. Senden ne istiyor? En küçük değeri. O yüzden en küçüğü yazıyorsun. E, en büyük sorsaydı tabii ki de x'in en büyüğü. Yerinde en büyüğünü verecektin. E, bir işlem yapalım. Eksi 2. Artı 2 ile eksi 4'ü çarptın. Eksi 8. Topladın bunları da. Cevabı eksi 10 buldun. İşaretledin. Vurdun c şıkkına. Geçtin 3. soruya. Evet. Bakalım burada ne diyor? X ve gerçek sayılar için. Evet aralık genişletme var. Taraf tarafa toplama var x'in aralığını vermiş. Yenikini de vermiş. Olduğuna göre x eksiye ifadesinin değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Bak şimdi x'in önünde 2x, 3x gibi bir sayı yok. x'i aynen götürüp yazarsın. Yazdık mı x'i? Yazdık. Tamam. Burada eşittir var. Oraya dikkat edelim. Y'nin önünde ne var? Eksi var. Sen burayı eksiyle genişletmek zorundasın. Şimdi eksiyle çarptın bak önce buraya bir yazıyorum. Eşitsizlik ne oluyordu? Hatırlat bakayım bana. Eşitsizlik yön değiştirir. Unutmadın değil mi? Evet artı alt oldu. Büyük eşittir oldu bak küçük eşit Neye döndü? Büyük eşittir. Eksiye o da büyüktür. Artı iki oldu burası da. O zaman sen şimdi bunu götürüp altına yazarsan biri küçüktür biri küçüktür, büyük eşittir olmaz. Her iki eşitsizlik de aynı yöne bakacak. O zaman taraf tarafa toplama yapabilirsin. E sen bunu tersten yaz bakayım. Önce 2'yi yazdın küçüktürü koydun. Ters çeviriyorsun tabi. Eksiye Küçük eşittir. O da ne geldi? 6 geldi. Şimdi artık gönül rahatlığıyla taraf tarafa toplama yapabilirim. 4, 2 de 6. X eksiye. Küçük eşittir. Burada da burada da çünkü eşittirim var. O da 16 geldi. Değer aralığı 6 açık. Ki gerek yok. Gerek yok. Bak zaten bunu bu şıklarda bulacağım. 6, 16 eşittir var. Bu olmaz. Gitti. Burada hiçbirinde eşittir yok. Gitti. Sadece 16'da eşittir olacak. 6'da eşittir olmayacak. O zaman bak 6 küçüktür. X eksi ortada tamam. Küçük eşittir 16 doğru mu? Doğru. O yüzden doğru cevabım Bursa'dır. Zaten bunların sayısal değerleri tutmuyor. O yüzden denizlediğine hiç olamaz. Evet. Dördüncü soruya geçtik. A ve B birer gerçek sayıdır. Gerçek sayı yani reel sayı demiş. A'nın aralığı B'nin aralığı verilmiş. A çarpı B çarpımının alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerleri toplamı kaçtır? Şimdi bak arkadaşım ben sana burada bir yöntem öğreteceğim. A ile B'yi mi çarpıyorum? Evet. En büyüğünü bulacağım sonra da en küçüğünü bulacağım. Bir de burada eşittiri var mı yok mu ona da dikkat edeceğiz. Gel şimdi bak. Üstteki bir sayı seç. Eksi 3'ü. Eksi 3'ü önce artı 2 ile çarp. Hemen şöyle yapalım. Eksi 3 ile artı 2'yi çarptım ne geldi? Eksi 6. Sonra eksi 3 çaprazıyla çarp. Eksi 3 çarpı 6'dan Burası da eksi 18 geldi. Buraya kadar tamam mıyız? Tamam. Şimdi sen eksi 3 ile 2'yi çarptın. Biri küçük eşit diğeri küçüktür. Bu o zaman eşitlik yazılmaz eksi 6'da. Peki eksi 3 ile artı 6'yı çarparken her ikisinde eşittir yok muydu? E, bu senin de yanında eşittir var. Bunun da yanında eşittir varsa o zaman bu dahildir. Dahil ise şöyle yanına hani sayı doğrusunda noktayı için dolduruyorduk ya o mantıkta düşün. Dahil anlamındadır. Şimdi bir de ne yapacaksın? 4'ü aynı şekilde bir alttakiyle ile bir de çaprazındaki ile çarpacaksın. 4 kere 6 24. Tamam. Eşittir var mı? Yok. O zaman boş bırakıyorsun. 4 ile bir de 2'yi çarptın. 4 kere 2'den 8 geldi. Bunun eşittir var mı? Yok. O zaman bir tek kimde eşittir varmış? Eksi 18'de. Şimdi sen burada kaç tane sayı buldun? 4 tane. Bu bulduğun sayıların en küçüğü eksi 18. Eksi 18 dahil olduğu için buraya da bir tane eşittir koyarsın. Sonra buradakilerin en büyük kaç? 24. O zaman en büyük yere de 24 götürüp yazdım. Onun ama eşittir yok. E ne demişti? En büyük ve en küçük tam sayı değerlerini bul. Topla. En küçüğü eksi 18. En büyüğü de 24 olamayacağı için 23 olacaktır. 23'ten de 18'i çıkarttım mı cevabı 5 bulacağım. O yüzden doğru cevabım Ceyhan olacaktır. Bak özetle bunu Eksi 3'ü birinci sayı alttaki ile çaprazıyla çarptım çarptım. Sonra 4'ü alttaki ile sonra çaprazıyla çarptım çarptım. Hangisinde eşittir var hangisinde yok onlara dikkat et. Herkesinde küçük eşittir ya da büyük eşittir varsa onda eşitlik olur. Diğerlerinde olmaz. Sonra da sayıları en küçüğünü en büyüğünü. En küçüğünü tabii en başa en büyüğünü de en sona yazdın mı aralığı buldun demektir. Artık senden ne istiyorsa cevap verebilirsin. Evet şimdi geldik 5. soruya. Yine x bir gerçek sayıdır. 1 bölü 5 küçüktür. x o da küçüktür. 3 olduğuna göre 2 bölü x ifadesinin değer aralığı aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir? Şimdi arkadaşlar ben şöyle bir şey yapıyorum. Bakın hepsini yazıyorum tekrardan ama paydasına gizli bir çekiyorum. Ne yapacağım? Bunları takla attıracağım. Bu 5 bölü 1 oldu. Yani 5. Büyüktür. Evet sen de unutmadın değil mi? Bak sakın burada sazanlık yapma ne yapacaksın? Takla attırırsan pay ve payda yer değiştirirsen küçük türü büyük türe çevireceksin. Burada yön değiştirir eşitsizlik. Burası da 1 bölü x oldu. Yine büyüktür tabii ki. Burada 1 bölü 3. E bak burada ne var? 2 bölü x var. Yani sen aslında bak bunu şöyle düşün. 2 çarpı 1 bölü x diye düşün. O zaman 1 bölü x'i neyle çarpman gerekiyormuş? 2 ile tabii ki de. Burayı da 2 ile bir çarpalım. 5 kere 2'den 10 büyüktür. 2 bölü x o da büyüktür. 2 bölü 3 geldi. 2 bölü 3'ten 10'a kadar. Ters yazdık biz burayı. En küçük sayımız 2 bölü 3. Bak burası 3 bölü 2 elendi gitti. Olabilir. Ki zaten cevap bu gibi yok. Durmuyor. Neden? Eşittirim yok ki içini doldurayım. Bu da gitti. Ya bunların içi boş olsaydı bakayım. Bak denizde de aynısı var. 2 bölü 3'ten başlamış. 10'a kadar taramış. 2 bölü 3 de boş. içi boş yani. Taramamış. Onun da içi boş. O zaman doğru cevabım denizli olacaktır. Evet. Şimdi 6. soruyla yine bir kapanışı yapalım bu testi bitirelim. Bak paydada ne var? X artı 1 var. Paydayı 0 yapan değeri sakın unutma. X'e kaç verirsen payda sıfır olur. Eksi 1. Doğru mudur? Evet. X eksi 1 asla olamaz. Hani şıklarda eksi 1 varsa yani bulduğun cevapta eksi 1 varsa onu çıkartacaksın. Ha şimdi peki sorun çözümüne gelince. Her tarafa bölü 1'i çektik gizli biri. Takla attırırsan ne oluyordu az önce yapmıştık? Yön değiştirir. Bu 1 bölü 1 zaten yine 1 bölü 1. Tamam. Bu 4 ile x artı 1 yer değiştir. x artı 1 bölü 4 büyüktür. Bu da 1 bölü 4. E bak burayı da ben 4 ile genişletirsem hepsi bölü 4 olsun. Yani ben buraya şöyle 4 bölü 4 yazıyorum. Burayı karaladım. 4 buna cırt buna cırt buna hepsi gitti. 4'leri sadeleştirip paydalar eşit olunca o zaman 4 büyüktür. x artı 4 o da büyüktür. Pardon bu x artı 1'di. Bak yanlış yapıyorduk az daha soruyu. Hiç de uyarmıyorsunuz. X artı 1 arkadaşlar. Yanlış yazmışım orayı pardon. 4'ler e, gitti. 4'ü yazdım. X artı 1 yazdım. Burada da 1 kaldı. Onu da yazdım. Şimdi bu artı 1'i 1 bir sağa 1 bir sola eksi 1 eksi 1 diye gönderirsen. Burada 3 kalacak. X ortada yalnız kaldı. Burada birden de 1'i çıkarttım. 0 kaldı. Demek ki 0 ile 3 arasında. Peki 0 ile 3 arasında eksi bir sayısı varsa çıkaralım. Yoksa o zaman işaretleyip geçelim. Cevabım 0 açık 3 açık doğru cevap Adana olacaktır. Evet gençler. Test 11'de bakın ee, bomba gibi sorular vardı. Şu ikinci soruyla birinci soru tarzına dikkat edelim. Yani gerçek sayı derse aralık genişleteceksin. Ama tam sayı derse değer seçeceksin. Götürüp mesela x'in en küçüğünü en büyüğü. Artık soru senden ne isterse ona göre değer seçiyorsun. Umarım buralar iyice anlaşılmıştır. 12. testte daha güzel sorularımız var. Diğer testte görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.